Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, bildiğiniz gibi bugün buraya seçim sonuçlarının itirazı için toplandık. Birlikte halkımızla birlikte ilçe seçim kuruluna yürüyerek demokratik hakkımızı kullanıp itiraz dilekçelerini bildirdik. Zaten gerekçelerini nezir vekilimiz açıkladı. Ancak emniyet güçleri bizim yürümemizi engelledi. Hedef gözetmeksizin bizlere saldırdılar. Hem vekilimiz, Ceylan vekilimiz, hem Mizgin vekilimiz hedef alındı. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktu. Bu hukuksuz bir uygulamadır. Biz emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. En demokratik hakkımızın bile kullanılmadığı bir ortamdayız. Zaten seçimin ne şekilde alındığı açık, ayan beyan ortadadır. Seçimi bu devlet güçleri zorla aldılar. Biz burada bir siyasi partiyle yarışmadık. Biz devletle, devletin valisiyle, emniyet müdürüyle, müftüsüyle yarıştık. Bütün kolluk kuvvetleriyle yarıştık. Hukuksuz, adil olmayan bir yarıştı. Onun için sonucunu da kabul etmemiz mümkün değildi. Halkın iradesi sandığa yansımamıştır. Bu noktada üzerimize düşen bütün yolları, demokratik yolları, yasal yolları deneyeceğiz. Halkımızın iradesinin kimsenin çalmasına, ayak altına almasına izin vermeyeceğiz. Parlamentoda, mecliste, dünya kamuoyunda bunu gündeme getireceğiz. Bu hukuksuzluğu, bu yasasızlığı gündeme getireceğiz. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bitlis halkının iradesini yansıması için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Bitlis'te AKP kaybetmiştir. Kazanan Bitlis halkıdır. Kazanan halkımızdır. Kazanan DEM Parti'dir. Rabe Bitlis, DEM Hat. Kazanacağız. Dilene, dilene kazanacağız. Dilene, dilene kazanacağız. Kazım mensupları. Değerli Bitlis halkı, bugün 31 Mart'tan seçimden sonraki ilk günümüz. 31 Mart'ta biz AKP'yle, Nazlı Tanba'yla, ekibiyle yarışmadık. Biz polisle yarıştık. İşte burada gördüğünüz bize saldıranlar var. Burada gördüğünüzlerin valisiyle cebeleştik. Bizi ve vekilimizin randevusunu bile kabul etmeyenler de. Devlet Tanlay burada bize saldıranların vekilidir, başkanıdır ve burada 600 kişi, 650 tane öğretmen okulu adı altında Rize'de, Trabzon'la, Yozgat'tan, Bulgaristan'la, kim ne ödüğü belirsiz, kimin çocuğu olduğu belirsiz kişiler getirip bunlarla seçim kazandı. Devlet Tanlay Bitlis halkının iradesi değil. Devlet Tanlay Bitlis halkından oy almamıştır. Her sandıkta Bitlis halkının kullandığı, oy kullandığı her sandıkta Devlet Tanlay sandığa gömülmüştür. Kıbrıs'ta da, Abik'te de, Hüsrev Paşa'da da, mahalle başında da, Sapur'da da en güçlü oldukları güne kadar sandığa gömülmüştür.
Nevzat Tanrılay Bitlis halkının gözünde meşruiyetini yitirmiştir. Nevzat Tanrılay'ın seçmeni o bize saldıran, provokasyon yapan polistir. Nevzat Tanrılay'ın seçmeni bu listede yarın öbür gün açıklayacağız. Nereden geldikleri belli olan bir tanesi Bitlisli olmayan, burada oturmayan, dün burada olmayan, öğrenci olmayanların tarafından kullanılan oylardı. Bitlis halkı elbette bunun hesabını soracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Yeni bir seçim.